Merhaba arkadaşlar. Örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çeşitli yerlerde kullanacağımız güzel bir kenar tığlaması yapmak istiyorum. Bakınız çok zarif, tek sırada biten güzel bir çalışma. Yapması da gayet kolay. Ben e, bu modelimi Alize'nin süperlana tığ işi olan ipimle yaptım. Sizler elinizde olan iplerimizi yapabilirsiniz. Eğer havlu yapacaksanız yine 60 numara 50 numara bobinlerimizde ya da farklı battaniyeler yapacaksanız normal bebe iplerimizde bu tür iplerimizde bu çalışmamızı yapabilirsiniz. 2 numarada tığımı kullanıyorum. Şöyle havlumun ucundan ben biraz tığladım. Şöyle görelim. Şimdi sizlerle aynı işlemimizi Birlikte yapacağız bu güzel çalışmamızı. Evet, çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Evet, şimdi bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve kenardan başlıyorum. Şur arkasını çeviriyoruz. Bakınız 1 santim kadar bir dikiş payı var. Eğer sertse kumaşınız şu şekilde delikler açabilirsiniz uygun aralıklarla. Eğer yumuşaksa örerek de ilerleyebilirsiniz. Ön yüzden çalışıyoruz. Arka yüzden değil. Hemen uç kısma doğru gelip batıyorum. Bakınız şu şekilde batıyorum. Böyle arkasında altına denk gelecek şekilde. İpimi buradan uzatıyorum ve tepe noktasında zincirimin içerisinden geçiriyorum ve ipim burada arkada kalıyor hemen tepesine 3 tane bağladığım yere zincirimi çekiyorum 1 2 3 tığımızın başını doluyoruz araya giriyorum şöyle gördüğünüz araya giriyorum başını bir defa dolamıştım ikili trabzanım örüyorum 1 2 zincirimle birlikte 2 oldu yine alttan giriyorum 1 2 zincirimle birlikte 3 4. trabzanımı yapıyorum burada ister 4 ister 5 tane trabzanla çalışabilirsiniz zincirimizde dahil bir tane daha çalışıyorum ipiniz kalınsa 4 trabzan yeterli ince ise zincirde dahil 5 tane trabzanımız olsun 5 trabzanı tamamladıktan sonra Şimdi şuradaki uzun olarak battığımız ilmeğimizin altından giriyorum. Bakın altından geçiyorum. 1 santime yakın bir mesafeye şöyle yani göz kararı mesafeye geçiyorum. İpimi arkadan alıp önden çıkarıyorum. Önce şuradaki kat boyuna uzatıyorum. Eğer direkt çekmeye kalkarsak modelimizin yapmak istediğimiz çaprazımız kısa olacaktır. Şöyle uzatıyorum. Daha sonra içinden ya yani altından geçerek kapatıyorum ve aynı yere tekrar giriyorum ipimi uzatıyorum ve burayı kapatıyorum bakın bu şekilde yapacağımız işlemler bu şekilde devam edecek üzerine 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını bir defa doluyorum zincirimle birlikte toplamda 5 tane trabzan olana kadar hemen şu görmüş olduğumuz minik araya girerek trabzanlarımı ardı ardına örüyorum Zincirimle 2 oldu 3 5. ördüm 5 tane trabzanımızı ördükten sonra yine aynı şekilde tığımın ucunu şuradan alttan girdiriyorum Biraz ileriye geçtikten sonra batırıyorum ipimi arkadan alıp önden şöyle bir uzatıyorum ki e, şuradaki şurada yapmak istediğimiz çapraz eğer şöyle hemen geçirecek olsak modelimiz bozuk olacak önce şöyle bir uzatalım buranın boyunu alalım daha sonra altından geçirip ipimizde kapatalım bakın ne kadar düzgün oluyor bu şekilde yaparsanız hemen çekmeye kalkarsanız çok kasacaktır ve modelimiz kendisine göstermeyecek yeriyle ufakla düzensiz zikzaklar şeklinde ortaya çıkacak yeniden buraya batıyorum şöyle uzatıyorum ve kapatıyorum ikinci kez kurduk üçüncü kez başlıyoruz buranın üzerine yine dört tane zincir bir zincirimi çektim. Bir defa doladığım trabzanlarımı altından girerek örüyorum. 3 oldu. Zincirimle birlikte 4. Zincirimle birlikte 5. Burada giriyorum. Biraz ileriye batıyorum. İpimi arkadan alıp hemen şöyle uzatıyorum. Boy alıyorum. Birden çekmiyoruz. bakın Önce uzatıyorum. Altından geçiyorum. Üste kapatıyorum. Ve tekrar yeni modelime kurmak için batıyorum dibine. Uzatıyorum ve buradan kapatıyorum. Birbiri ardınca aynı işlemlerimizin tekrarıyla bu güzel modelimiz kendisini tamamlayacak. Bakın ne kadar Hoş ve güzel görünmekte. Hem küçük peçetelerde bu modelimizi çalışabiliriz. Hem bebeklerimiz için küçük kundaklarımızda ya da ağız bezi olarak kullandığımız e, minik tül kenarlarına da öyle daha az trabzan sayısıyla bu işlemimizi yapabiliriz. Bir tane daha çalışalım. 5 oldu yandan giriyorum çapraz ilerliyorum uzatıyorum önce kısması kapatıyorum ve sonra dibine batıyorum ve uzatıyorum ve zincirimle devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmamız tek sırada ve çok zevkli bir şekilde ilerlemekte ve hemen büyümekte yani sıra boyu çabuk uzamakta. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.